Sayın Belediye Başkanım, değerli savcım, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli tercanlar, öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel gecede bizleri bir araya getiren başta Tercan Belediye Başkanımız Lokman Gültekin'e ve tüm arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tabii memuriyet hayatının iyi ve kötü yönleri var. İyi yönlerinden bir tanesi farklı şehirler, farklı kültürler, farklı insanları tanıma fırsatımız oluyor. Kötü yanı da işte bugünkü gibi veda gecesiyle maalesef 2 ya da 3 yıl görev yaptığımız yerden sevdiğimiz insanların arasından sevdiğimiz bir şehirden ayrılmak durumunda kalıyoruz. Tabii makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Esas gönüllere girmek önemlidir demişti bir büyüğümüz. İnşallah bizler de onlardan olmuşuzdur. Geçmişte bir İlhami Aktaş, şu anki Çanakkale valimizden bahsediliyor. O demek ki güzel hizmetler etmiş ki vatandaşlarımıza, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza güzel, faydalı hizmetlerde bulunmuş ki aradan geçen onca yıla rağmen hala ondan bahsediliyor. İnşallah bizler de onun gibi bir meslektaşı olarak ileride Mardinli bir kaymakamımız vardı. Vallahi iyi adamdı diyenlerden oluruz inşallah. Bizler görev yaptığımız süre boyunca her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalıştık. Sevinçlerine sevinçlendik. Üzüntülerine de ortak olmaya çalıştık. Bizler iç makamda oturan bir anlayışa sahip olmadık. Çünkü bizim devletimiz bu makamlara, bu mevkilere, bizlere vatandaşla devlet arasında köprü kurmak için görevlendirildi. Biz de bu makamın ve mevkinin her zaman kıymetini bildik ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya gayret gösterdik. Ben bu hususta tüm kurum amirlerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten güzel bir çalışma arkadaşlığımız oldu. Arapça güzel bir raf var. Evvel vadik, baden tarih. Önce yoldaş, sonra yol. Bizim yol arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerliydi. Bu konuda hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tabii her yerde iyi insan da var, kötü insan da var. Ne kadar Tercan'ı seven insanlar varsa da Tercan'ın ilerlemesini, gelişmesini, daha iyi yerlere gelmesini istemeyen insanlar da var maalesef. Bunu da bu 2 yıllık görev süremiz boyunca gördük. Tabii bizler onları Allah'a havale ediyoruz. Ve biliyoruz ki milletimiz, vatandaşlarımız zaten her şeyi görüyor. Kim vatana, millete, bayrağa güzel hizmetlerde bulunuyorsa onu da görüyor. Ama bir yerin ilerlemesini, gelişmesini istemeyen kişileri de görüyor zaten. Bizler o tarz insanları Allah'a havale ediyoruz. Bizim hiç kimseyle bir problemimiz olmadı. Her zaman Tercan'ımızın ilerlemesi, gelişmesi, kalkınması için güzel hizmetlerde bulunduk. Ben Tercan Belediye Başkanımız Lokman Gültekin'e, yol arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada belediye başkanlarımız da var. Mercan Belediye Başkanımız ve Kargın Belediye Başkanımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten daima istişare içerisinde olduk ve ilçemizin gelişmesi için katkılarda bulunmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki görev yerimizde de daima sizlerin bir evi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Hem Antalya'da hem de Mardin'de bir eviniz var. Bizim kapılarımız, gönüllerimiz her zaman sizlere açık. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Burası benim 3. görev yerim. 2 yerde ben vekil kaymakamlık yaptım. İlk görev yerim Kütahya Altıntaş'tı. 2. görev yerim Çankırı Akkaracalar'dı. 3. görev yerim de Can Tercan'ımızdı. Gerçekten oralarda da böyle veda yemekleri düzenledik. Hem Burdur Çaldır'da vekil kaymakamlık yaptım. Hanönü'nde de kaymakam vekilliği. Altıntaş, Akkaracalar'da da böyle bir ortamda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ben ilk defa şunu itiraf etmek istiyorum. Yani ilk defa zoruma giden bu ilçeden, Tercan'ımızdan ayrılmak oldu.
Bizler sizleri gerçekten sevdik. Hem eşim hem kızım. Tercan'ı gerçekten çok benimsedik. İnsanlarımızı sevdik. Bizim gönül bağımız inşallah ölene kadar devam edecek. Bir Fahri bir Tercanlı olarak ben her zaman kendimi hissettim bu 2 yıl boyunca. İnşallah ölene kadar da bizim bu gönül bağımız ölene kadar devam edecek. Ben tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. İnşallah yarın sabahleyin bir esnaf ziyaretlerimiz olacak. Esnaflarımızla şöyle son kez bir vedalaşalım diyoruz. Öğleden sonra 2'de de hükümet konağı önünde inşallah buradan içimizden ayrılacağız. Ama kalbimizi, gönlümüzü burada bırakıp gideceğiz, emin olun. Bizler sizleri seviyoruz. Bizleri hiçbir zaman unutmayın. Hakkınızı da helal edin. Bizim de hakkımız varsa helal olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.